Karaoğlan sevgilerini el ele büyüttüğü biricik aşkına kavuştu. Türk siyasetinin en önemli figürlerinden eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'i kaybettik. Karaoğlan Bülent Ecevit'siz 14 yıl geçirdikten sonra 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Kimdi bu? İsminin anlamı gibi gözleri de hep parıltılı olan Rahşan. Bülent Ecevit'e şiirler yazdıran aşk nasıl başlamıştı? Gelin hep beraber bakalım. Rahşan Ecevit. Doğum adıyla Zekeriya Rahşan Aral. 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 23 yıl sonra evleneceği Bülent Ecevit gibi dolu dolu bir insan olacaktı. Ressam, yazar ve siyasetçi kimliğini hep üzerinde taşıyacaktı. Aslen atamızın topraklarına ayağı değmiş. Selanik'ten Şebin Karahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit, Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunu. Rahşan hayatı boyunca yanından hiç ayrılmadığı Bülent Ecevit'le Robert Koleji yıllarında tanışır. Belki ilk görüşte, belki de birkaç zaman sonra ama büyük aşk burada başlar. 22 Ağustos 1946'da çocuk esirgeme kurumu salonunda sade bir şekilde evlenirler. Bülent Ecevit Londra Üniversitesi'ne kaydını yaptırır. Londra basın ateşiliğinde göreve başlar. İngiltere günleri ekonomik olarak sıkıntılı geçer Ecevit çiftinin. O dönemde 80 sterlin maaş alan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Hanım maaşlarının büyük bölümünü sanat etkinliklerini izlemek için harcarlar. O dönem Londra'da yapılan hemen hemen bütün oyunları izlerler. Bu sanat aşkı Ecevit çiftinin bütçesini epey sarsar. Bir süre sonra yiyecek almak için para bulmakta bile zorlanmaya başlarlar. Nikah yüzüklerini satarlar. Ardından da saatlerini. İşte bu dönemde yaşanan sıkıntılar Rahşan Hanım'ın sinirlerinin bozulmasına neden olur. Bu olup bitenler Bülent Ecevit'i de etkiler. Sigara ve içkiye başlar. Ama aşkları sıkıntıların üstesinden gelebilecek boyuttadır. Ve bu kötü günleri mazide bırakırlar. Ardından Türkiye'ye gelirler ve siyasete atılırlar. Gerisini zaten az çok biliyoruz. Politika ile yoğrulan hayatları Bülent Bey'in ölümüne kadar o sadelikte geçer. Bülent Ecevit 12 Eylül darbesinden sonra bazı yazılarından dolayı 3 Aralık'ta tutuklanıp Ankara Ulucanlar cezaevine gönderildi. Rahşan Hanım 2 mum aldı. Mumlardan birinin üzerinde kız çocuğu, diğerinde erkek çocuğu resmi vardı. Kız çocuğu olan mumu Bülent Bey'e verdi. Diğerini ise kendi aldı. Yılbaşını birlikte geçirmiş gibi yapalım. Bu mumları aynı anda 12'ye 5 kala yakalım dedi. Ve yılbaşını böylece birlikte geçirmiş gibi hissettiler. Ecevit 2 ay sonra cezaevinden çıktı. Eşinin hediye ettiği mumu eve götürdü. Rahşan Hanım da kendisindeki mumu saklamıştı. İki mumu da yan yana koydular. 1982'yi 1983'e bağlayan gece aynı mumları yaktılar. O yılbaşı birlikte oldukları sürece her yılbaşı bu mumları yakacaklarına söz verdiler. Bundan sonra da biri diğerinden önce ölecek olursa kalanın o mumları yakmaya devam edeceğine dair sözleştiler. Ecevit 5 Kasım 2006'da aramızdan ayrıldı. Rahşan Hanım'ın her sene bu geleneği sürdürdüğünden kimsenin hiç ama hiç haberi olmadı. Beni en çok etkileyen sahne ise Bülent Ecevit'in cenaze töreni oldu. Büyük bir kararlılıkla 8 kilometre uzun yol boyunca Rahşan Ecevit 83 yaşına rağmen bir an olsun eşinin cenaze arabasının arkasından ayrılmadı. Bazı aşklar vardır ki ölüm bile ayıramaz. Onları ölüm sadece birleştirir. Bunun en güzel örneği Bülent ve Rahşan Ecevit'in efsane aşklarıydı. Her zaman her an birlikteler. Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı için Ayşe tatile çıksın derken Rahşan'ın elleri Karaoğlan'ın sırtında onu destekliyordu. Bülent Ecevit'in vefatından sonra Rahşan, Emrehan Havucu ile Bülent Ecevit Vakfı'nı kurdu. Ölene kadar da bu vakıfta çalıştı. Zaten Rahşan'ın köylü derneklerinden deneyimi vardı. Hiç zorlanmamıştı. Ama bu köylü derneklerinin deneyimini Bülent Ecevit Vakfı'ndan önce 1985 yılında Demokratik Sol Parti'yi kurduğunda kullandı. Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu o dönemde genel başkanlığı Rahşan üstlendi. Ama Rahşan'ın siyasi kimliğini etkileyen en büyük şey Rahşan Affı oldu. Kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in kader mahkumları için çıkartılmasını istediği şartla salıverme yasasına deniyor aslında. Ama Rahşan Affı'nın bedeli millete ağır oldu. Cezaevinden çıkan mahkumların büyük çoğunluğu tekrar suç işledi. Serpil öğretmeni öldüren tinerciler, Ankaralı yamyam, bankacıların katilleri ve dahası. Bu yasa ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan hayata dönüş operasyonundan 3 gün sonra çıkarılan
edilen yasayla ilk planda cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü aftan yararlanarak tahliye oldu. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararıyla yasanın kapsamının genişlemesi sonucu cezaevinden tahliye olanların sayısı 45 bini buldu. Afla çıkan birçok tutuklu kısa süre içerisinde işledikleri suçlar yüzünden yeniden cezaevine döndü. Cezaevlerinde yer kalmadığı için çıkarılan af yasasının ardından 70 bin kişilik kapasitesi de olan cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştü. Ancak 3 yılda mahkum sayısı 20 bin artarak yeniden 64 bine çıktı. Rahşan Ecevit büyük tartışmaya neden olan af için "Ben affı garibanlar için istedim. Katiller yararlandı" ifadeleriyle kendini savundu. Evet, o içerideki aydınlar için isterken yasanın genişletilmesi üzerine istenmeyen kişiler de yasadan yararlandı. Peki gerçekten bu onun suçu muydu? Tek başına bu kararı verip o mu uygulamıştı? Vicdan muhakemesi size kalmış. Sonuçta o vatanını seven bir insandı. Bir açıklamasında "Ben ülkemde hurafelerden uzak, din sömürüsünden uzak, Sünni ile Alevisi ile sağlıklı bir İslam'ı yaşamak istiyorum. Ama Türkiye'nin başına sarıkları, türbanları doladılar. Sırtına cübbeleri, çarşafları giydirdiler. Şimdi bir de Avrupa Birliği modası çıktı. Kiliseler apartman dairelerine kadar taşındı. Kimi vatandaşlar ikna yoluyla, kimisi çıkar sağlamak için Hristiyan oldu. Ben gerçek amacını gizleyenler tarafından yönetilmek istemiyorum. Ben ülkemi geri istiyorum" diyordu. Belki hiçbir zaman bulamadı o ülkeyi. Ama Bülent Ecevit'in de şiirinde dediği gibi "Bırakıp ardında akları karaları, yürüdü gitti özgür, yürüdü gitti bir başına." Böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü Gata'da hayatını kaybetti. Tek dileği biricik aşkı Ecevit'in yanına gömülmek olan Rahşan'ın cenazesi Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra devlet mezarlığına defnedilecek. Ecevit'in Rahşan'a yazdığı şiirdeki gibi "Düşünmeyebilmek yoruldukça düşünmekten, kamaştıkça örtebilmek gözlerini düşlerde bile, ışıktan sakınarak kendine uyuyabilmek vardı vaktinde rahat. Aşkı bu dünyadan öbür dünyaya taşıyan çift şimdi huzur içinde uyusun."